Alia kabap kabap martabak. Alia bibere gel bibere, dolmalık biber. Pırasa da var pırasa. Alia portakal var, elma var. Kolay gelsin boyacıbaşı. Allah razı olsun Allah. Hazır olma bakkal efendi. Sağ olun Adile abla. Eyvallah. Mehmet efendi hayırlı işler. Sağ olasın Adile abla. Güle güle Adile teyze. Eyvallah. Gel bakayım buraya, buraya gel. Buyur Adile teyze. Ne ayol öyle? Tüyleri dökülmüş uyuz köpeğe dönmüşsün. Bu halinle suratına çarşamba pazarına dönmüş. Sorma Adile teyze. Kamyon çarptı desem inanmazsın. Yapma be evladım, vazgeç şu zıkkımdan. Canına kastın mı var? Kolay gelsin komşum. Pazardan galiba. Öyle işte. Biraz bir şeyler aldık, ne yapacaksın? Ha, senin gelin nasıl oldu? Allah senden razı olsun. Geçen gün sırtına çektiğin kupadan sonra daha iyi oldu. Sen havlican kaynatmayı ihmal etme. Yarın ben gelir yeni bir kupa çekerim, hadi eyvallah. Allah senden razı olsun. Sen olmasaydın ne yapardık biz? Alia biber var biber, dolmaya gider. Kabak kabak, ye de tadına bak. Alia pırasa da var. Hazır ol Ahmet efendi. Sağ olasın Adile hanım. Kedilerin kıpırtıları hazır mı? Hazır olmaz mı hiç? Buyurun, paketledim. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun. Bana hayır işlemesini öğrettin. Dükkanımda bereket arttı. Öyleyse hayırlı işler. Hadi eyvallah. Hayır karşına çıksın Adile hanım. Hazır ol ama başı. Sağ olasın Adile abla. Hadi eyvallah. Güle güle. Amanın da misler gibi olmuş benim aslanım. Gel bakayım. Oh mis gibi. Hadi sen üşütme, doğru odaya gir, ben sana ıhlamı hazırlayayım. En büyük ben. Başka büyük yok. Yal verin aslana. Cibobom. Hay Allah müsakını versin senin. Haylaz herif. Hay bacakların kırılsın da koşamaz ol emi. Rica ederim buna bir çare bulun. İlahi Reşit efendi, siz hiç çocuk olmadınız mı? Çocuk mu? Kim çocuk? Şu borazanın herife sen çocuk diyorsun. Kazık kadar herif be. Çok haklısın. Neresi çocuk bunun? Borazanlı cehennem zebanisi. Yapmayın Reşit efendi. Kötü şeyler düşünmeyin. Kötü şeyler söylemeyin. Hele kuzucuklara kötü şeyler yakıştırmayın. Allah'ım kuzuya gel. Ne kuzusu hanım? Kart öküzden beter o herif. Deme aslanım deme. Koşup duruyor işte. Kimin ne zararı var? Bana var bana. Herif koşarken zelzele oldu sanki. Tüpler devrildi, her şey birbirine karıştı. Bütün emeklerim berhava oldu, berhava. Sabır Reşit efendiciğim, sabır. Sabreden derviş muradına ermiş. Siz de bir gün muradınıza erer, altınlarınıza kavuşursunuz. Siz işi hafife alın. İlmi simya bir ilimdir. Sizin gibi cahiller bunu nereden bilecek? Bu kadar kitabı okuyacak güç var mı sizlerde? Bu kadar teoriye aklınız erer mi? Ama bir gün pişman olacaksınız. O gün ben sizlerin haline güleceğim. Hiç şüpheniz olmasın, altın imal edeceğim, altın! Görüyorsunuz işte, şu torba sakallı Reşit efendinin borazancı başından ne farkı var? Siz de Reşit efendinin dalına basmadan edemezsiniz.
Amanın, hale ki taksi, bu kıyafet ne yakışmış ne yakışmış. Ne varmış kıyafetinde? Sen kendi kıyafetine bak. Utanma Allah'ın var yok mu sende? Çırılçıplak ortaya çıkıveriyorsun. Erkek var burada, erkek. Erkek var burada, erkek. Değil mi? Sen de erkeksin ha? Beğenmedin mi haspam? Aslanıma laf edin, ağzını cart diye yırtarım ben. He. Yırtılmışı var anam. He. Sen. He, hak etti karı. Sen şimdi görürsün gözü kurumuş. Aslanıma benim laf edersin ha? Benim göz bebeğime. Bir tanecik kocacığıma. Bırak beni. Parçalayacağım seni. Elimden kimse alamaz. Parça parça. Of gözüm. Of. Of, hay ellerine emin. Ehler puflar yine vururum. Ya edebini takınırsın of. Ya da ben terbiye ederim seni. Burulmuş dişi köpeğe dönersin vallahi. Ah canım, gel aslanım benim, üşüteceksin. Şimdi ben sana sıcak bir ıhlamur yapayım da getirim. Ah canım benim. Oo, hoş geldin hanım kızım. Fabrikada işler nasıl gidiyor? Her zamanki gibi efendim. Bir işçi kızın yaşantısında ne değişiklik olabilir ki? Bak bu karamsarlık sana yakışmıyor. Gençler ışıl ışıl ışıldamalı. Zira biz bu dünyayı sizlere bırakacağız. Böyle üzgün görmeyeyim seni. Üzgün değilim. Yorgunluktan olacak. Hoşça kal. Ay benim gül yüzlü fesleğen kokulu kızım gelmiş. Günün nasıl geçti Nazlım? Her günkü gibi. Sen odana geç, ben birazdan gelirim. Amcanın hılamını hazırlayacağım. Olur Adile anacığım. Çarşıya gidiyorum. Bir şey ister misin Adile teyze? Eksik olma. Senin oğlu nerede? Geliyorlar. Hadi çocuklar. Onda benim güzel kuzucuklarım. Maşallah. Sağ ol Adile teyze. Adile teyze diyen dinlensinler. Kuzucuklarım bir tanelerim benim. Ay. En büyük cimbom başta büyük yok. En büyük cimbom başta büyük yok. Elmaya gel, elmaya! Mis kokuyor elmalar! Şerbet gibi portakal da var! Merhaba, yine bekledim değil mi? Ben buna razıyım. 22 dakika. Doğru bir gidiş var. O kadar ince ruhlusun ki. Halimden hiç belli olmuyor değil mi? Sen istediğin kadar alay et. Tanıyorum artık seni. Hem de çok iyi tanıyorum. Tapıyorum sana. Defalarca konuştuk. Sırası gelince ben haber veririm size. Sırası geldi de geçiyor bile. Bu gidişle mürüvvetini görmeden geçip gideceğiz. Ne olur anneciğim, kapatalım şu konuyu. Rahat bırak çocuğu hanım. Her işin sonu sabra bağlıdır. Beklemesini bileceksin.
Bir gün sen de ava gelseydin, beklemenin ne demek olduğunu öğrenirdin. Bekleyeceksin. Daha neyi bekleyeyim? Akranlar çoluğa çocuğa karıştılar. Ben de torunumu görüp sevip okşamak istiyorum. Ailemizin devamını istiyorum. Gününün saatini bekleyeceksin. Sık boğaz edersen hiç olmaz. Sana göre hava hoş. Çünkü geniş yüreklisin. Benimse içim içimi yiyor. Neler geliyor aklıma. Aşiftenin biri aklını çelecek diye ödüm kopuyor. Ben çocuk muyum anne? Bak bunu doğru söyledi. Sen onu hala çocuk zannediyorsun. Hukuku bitirmiş, eli ekmek tutar, koca bir adam var karşında. Bırak kendi hayatını kendi kursun. Biz nece oluyoruz? Onu baş gözetmek bizim vazifemiz değil mi? Ben oğluma güvenirim. En doğrusunu yapacağına eminim. Göreceksin bir gün karşımıza bir gelin adayıyla gelecek, el öptürecek. Tam bizim aileye layık asil ve zengin bir gelin. Bu bahis çok uzadı. Ben yatmaya gidiyorum. Allah rahatlık versin. Evlenme bahsi açıldı mı hemen kaçıverir. Oğlanı rahat bırak hanım. Bu saat dedelerimden kalma. Onu sana vermek istiyorum. Ama nasıl olur? Bu kadar kıymetli bir hediyeyi kabul edemem. Almanı istiyorum. Bugün seni beklerken ağaç oldum. Bundan sonra randevuna geç kalmazsın. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ailenin dedelerinden kalmış, bana verdi. Kız, bu nişan demektir. Allah sonuna erdirsin. Adamın niyeti ciddi. Ondan şüphem yok. Ama korkuyorum. Korkulacak ne var? Ben kimim ki anacığım? İlk okulu bitirebilmiş bir işçi kız. Oysa zengin bir ailenin tek oğlu. Üstelik okumuş. Hukuk mezunu. Ne varmış bunda? Yeter ki sen akıllı ol. Yuvayı dişi kuş kurar diyenler boşuna mı demişler? Sen kocanı seversen, aklını kullanırsan dünyanın en mutlu yuvasını kurarsınız. İnşallah Adile Anacığım, inşallah. İnşallah maşallah senin elinde. Kadın kadınlığını bildikçe erkek onu baş tacı eder. Tamam mı? Kolay gelsin baba. Nasılsın? Ben iyiyim ama işler iyi değil galiba. İğneci zadelerin hesabına baktım, midem bulandı. Orada bir dalavere dönüyor galiba. Nasıl bir dalavere? Ben de onu arıyorum ya. Ama burada olacak iş değil. Ada pazarına kadar gitmek lazım geleceğe. İcap ediyorsa gidilir. Gel çalışma odasına geçelim. Hı hı. Hesapları dökelim, ona göre karar verelim. Az mı? Sensiz geçen günler ölüm gibi gelir bana.
Oh beyim oh! Hem kitap hem müzik, keyfinize diyecek yok maşallah. Git Allah'ını seversen, okuyorum okumasını ama şu müzik denilen patırtı iki paralık zevkimin içine ediyor. Gidip sesini kesivereyim. Olur mu? Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Mekan sana uymazsa sen mekana uy. Ben kitap okumaktan hoşlanıyorum, o kızcağız da bu patırtıyı dinlemekten. Aman da kimler geliyormuş? Öbürü alayı ne oldu? Yıldırım babasının işlerini kontrol için Anadolu'ya gitti. Sağlıkla gitsin, sağlıkla gelsin. Ne var bunda üzülecek? Bilmem ama hep aklıma kötü şeyler geliyor. Ağzından yel alsın. İyi şeyler düşük, başına iyi şeyler gelsin. Tamam mı? Postacı sana kart getirdi. İşlerim bitti, yarın döneceğim. Seni çok özledim. Kaza denmez. Düpedüz cinayet. Trafik kazalarının aldığı canları bir düşünelim. Salgında bu kadar insan ölmez. Ölüm kelimesini ağzına alma be Ahmet Bey. Kötü oluyorum. Beni bir yana bırak. Kız duyarsa daha kötü olur. Ya. Çenenizi tutmasını bilemez misiniz siz? Faydanız yok, bari zararınız dokunmasın. Hayy! Ne olur yavrum, ne olur toparla kendini biraz. Nasıl toparlarım anam, nasıl toparlarım? Bütün dünyam karardı. Dolaşan bir ölüyüm ben. Yapma be kızım, yapma be yavrum. Allah'tan ümit kesilmez. Hastaneye gittim anam, sokmadılar yanına. Şuurunu kaybetmiş dediler. Tanımıyormuş kimseleri. Ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum. Bilemiyorum anacığım. Domatesim kırmızı kırmızı. Domates
var. Kabak var, pırasa var. Hayda, portakal da var. Elma var, mis kokulu, mis. Elmaya gel. Öyle kabak var, kabak! Pırasa da var, pırasa var! Hayırlı işler Ahmet Efendi. Hoş geldin Adile Hanım. Buyurun, paketin hazır. Sağ olasın Ahmet Efendi. Meral kızımız bugünlerde bir tuhaf. Ne tuhaf Ahmet Efendi, bitti kızım, yıkıldı. Allah yardımcımız olsun. Ben onu kastetmedim. Galiba kız aş eriyor. Aş mı eriyor? Oh, yaktın bizi adam. 2-0, 2-0, yaktın 2. Metin! Metin! Buyur Adile teyze! Oo, biz onbaşıyı çağırdık, manganın hepsi geldi! Metin, koş bana İsmail Efendi'den 3 tane limon al da gel, hadi canım! Hadi! Ne oluyor ya? Nedir bu telaş? Olanlar oldu! Kız 2 canlı! Hoppala! Herkesin bir canı vardır ya! O da çıktı mı, buyurun cenaze namazına! Hay ağzından yel alsın! Ölüm lafını nereden çıkardın şimdi? Nereden olacak? 2 canlıdan. Kedi mi bu 9 canlı olacak? Evet, evet. Ne kedisi canım? Ben kızdan bahsediyorum. Kız 2 canlı. Hamile, hamile. Hamile? Kız. Hamile. Yani gebe. Yani kız çocuk doğuracak. Beni şu gün anlayabilirsin. Allah! Allah! En büyük cimbom başka büyük yok. En büyük cimbom... ...gol! En büyük... Akıllarını oynatmış bunlar. Baksana bey neler diyorlar. Sözleriniz tamamen saçma. Oğluma iftira ediyorsunuz. Şuurunu kaybetmiş bir adamın zaafından yararlanmak istiyorsunuz. Benim oğlum meşrutiyet samparası mı be? Hayır efendim. Beni seven, benim de sevdiğim bir erkek o. Sevgi kelimesini ağzına alma. Senin gibi kızlar ancak oynaş olur. Ağzınızı toplar mısınız siz? Hakaret edemezsiniz. Hiç kimse kızıma hakaret edemez. Hanımefendi, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Eğer biraz terbiyeniz olsaydı, bizi böyle ayakta dikmez, oturturdunuz. Sizlerle münakaşa edemem. Herkes seviyesini bilmeli. Bunu çok doğru söylediniz. Kendinizi yükseklerde sanıyorsunuz. Şuradan herkese tepeden bakıyorsunuz. Yukarıdan bakınca bütün insanlar küçük görülür. Ama aslında buradan bakmıyorsunuz. Ayağınızın altına koyduğunuz para desilleri sizi yanıltıyor. Parayla seviyenizin yükseldiğini sanıyorsunuz. Ne sanıyorsam sanıyorum. Senin fikirlerine de ihtiyacım yok. Hadi gidin buradan, bizi rahat bırakın. Sizi rahatsız etmek istemem ama çaresiz kaldım. İnsanlığınıza sığınıyorum. Bakın şunlara. Oğlunuz verdi onları bana. Herhalde bu saati tanımıyorsunuz. Tanıdınız. Yüzünüzden belli. Bırakın gururu kibiri, hakikatleri kabullenin. Sevmekten başka suçu olmayan bir kadına yardımcı olun. Neden yardımcı olacakmışım? Dünyada o saate benzeyen binlerce saat vardır. Hem saat vermişse ne olmuş? Saat de verir, pırlanta da alır, gönlünü eğlendirir, geçer. Sen bilmiyor musun kızım? Senin gibiler erkek elinin kiridir. Yıkadın mı izi kalmaz. Çok zalimsiniz. Hem de çok. Bir kadın
Sizin gibi analığı tatmış bir kadın nasıl böyle zalim olabilir? Aman yarabbim. Uzattınız ama. Piyesi iyi hazırlamış, iyi oynuyorsunuz. Ama ben yutmam. Benden 5 kuruş koparamazsınız. Paranızda gözümüz yok. Para istemiyorum ben. Hamileyim diyorum size. Doğacak Masum'a isim istiyorum. Babasının ismini istiyorum. Burada isim dağıtmıyoruz biz. Başka yerde ara. Ailemizin ismi hediyelik eşya değil. O isme leke sürdürtmem ben. Derhal terk edin bu evi. Yoksa zorla attırırım sizi dışarı. Sabır, Fransa! Aliye, Fransa var! Kabak var, portakal var! Aliye, listel var mı? Biber var, biber! Biber'e gel, biber'e! Aliye, kabak var, kabak! Kabak var! Zehra! Zehra! Sıcak su ne oldu? Hadi çabuk ol! Ha, bana bak! Dün gece hazırladığın bezler nerede? Çabuk getir onları, hemen, hadi! Hemen! Çık dışarı! Allah! Ay. Allah Allah! Bir susuz odaya girilir mi? Ver şunları bakayım! Tövbe tövbe! Ay. Anla zor işmiş şu doğum ya! Ha? Şunların haline bak! İçerideki mi doğuruyor yoksa siz mi? Ne bu telaş ayol? Alt tarafı bir doğum işte. Dünyayı ayağa kaldırdınız. Çocuk nedir, ne demektir bilir misin sen? Analık nedir? Candan can kopmasını anlayabilir misin sen? Boş koysana sen. Vaazlarını başkalarına sakla. Analığı çok sevdinse sen doğru ver bari. Kızır karı ne olacak? Kıskanıyor işte. Yavrum benim, ne kadar talihsizmişim. Ben bahtı kara doğmuşum. Yazımı yazan gözyaşı yazmış bir kere. Ama sen, senin günahın ne? Neden senin de bahtın kara? Şu koskoca dünyada bizlere yer yok mu? Mutlu olmak senin de hakkın değil mi? Affet beni yavrum. Allah'ım, günahım bu kadar büyük müydü? Dolmadı mı cezam? Oğlumun bu haline bir baba yüreği dayanabilir mi? Tek oğlum o benim, dikili tek ağacım. Tanrım, kurutma onu. Derman senden, şifa senden.
İstersen al benim canımı. Yeter ki oğlum iyi olsun, şuur yerine gelsin. Ey Allah'ım! Şimdi aczimi daha iyi anlıyorum. Erişilmez gücünden medet umuyorum. Medet! Yardım et! Ey yarabbel alemin! Paskalya paletosuna döndün. Ben yeni dönüyorum ama sen şu torba sakalına tam bir Katolik papazısın ya. Sabrımı taşırma. Vallahi kafana bir şey fırlatırım, palyaço herif. Palyaço Frank'te olur. Bizde ibiş vardır, ibiş. Tarih boyunca benim insanım ibişle birleşmiştir. Dertlerini, tasalarını, taşlamalarını hep ibişle dile getirmiştir.
Oho, amma çene varmış sende be. Profesörlere taş çıkartacaksın neredeyse. O profesör dediğin kişiler tarihimize, kendi kıymetlerimize değer vermeyip Batı hayranlığının öncülüğünü yapıyorlar. Çocuklara kendi mirasımızı devretmek bize düşüyor. İbişlere düşüyor. Yaşasın İbişler. Hiç merak etme, yaşayacaklar. Hale bak. Madem tamirhaneyi kurmuşsunuz, bizim farlara da bir cila çekiverin bari. Rica ederim hanımefendi, ciddi olalım. Ben de ciddi konuştum. Baksana farın halini. 10 tonluk kamyon çarpmış gibi. Senin karıda da amma yumruk varmış ha. Karımı karıştırma, öbür gözünü de ben şişiririm. Yapmayın be abiler. Garibin tekiyim ben. Zaten feleğin sillesini yemişim. Bir de siz vurmayın. Burada yaşayanlar garibe kılıç sallamaz. Bana da sallamayın be abicim. Siz beni farfaralığıma aldırmayın. Yarısından çoğu palavradır. Çamurda yaşadım bugüne kadar. Orada yaşamanın ne demek olduğunu bilir misiniz siz? Bilmeyiz. Bilmek de istemeyiz. Yeter ki çamuru bize sıçratma. Benden zarar gelmez abiler. Şuraya sığındım. Kabul ederseniz belki ben de çamurdan kurtulurum. Bilmem aranızda yer var mı bana? Madem öyle diyorsun görelim. İnsanın insana el uzatması Allah emridir. Yardım bizden, gayret senden. Sağ olun abiler. Şu anda yeni doğmuş çocuk gibiyim. Öyleyse çocukluktan başlayalım. Çocuklara bir orta oyunu oynayacağız. Sen de karış bakalım aralarına. Kesin, kesin bakayım. Şimdi başlıyoruz. Muhtar Mehmet Efendi'den bana bir uşak bulmasını rica ettim. Neredeyse gelir. Hah, işte geldi. Dışarı dalınır mı be? Dalınır mı be? Yukarı içeri girmeler, antre alır. Antre alır. Efendim? Oğlum antre alacaksın, antre aldın mı? Yok, entari alamadım çünkü entarim var. Yamalı mamalı ama sonra yenisini de alamam, entari param yok. Değil, öyle değil. Yanarsın. Bir insan kapıdan içeri girmeden evvela tık tıklayacaksın. Efendim? Tık tıklayacaksın. Ha, gıdıklayacağım. Efendim? Öyle. Adam kudurttu beni be Allah Allah! Öyle değil oğlum! Efendim yani bir yere girmeden önce evet. Ha? Evet ha, kapıyı çalmak lazım. Ondan sonra içeri duhul etmek lazım. Nasıl çalacağız kapıyı? Nasıl çalacağız oğlum? Peki. Hırsız gibi kapıyı sırtlandım, çaldım, gidiyorum. Yok efendim, ne alakası var? Nasıl? Kapıyı vuracaksın, ha. İçeriden sana gir diyecekler, ondan sonra içeri gelecekler. Haa, onu biliyordum ben. Gir diyecekten sonra gireceğim. Tamam efendim, evet. Şimdi içeri girdin. Girdim. Girdin, ne yapacağız? Tanışacağız. Evet. Tanışalım efendim. Evet. Ne yaparlar? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Gel koklaşalım ölçü. Şimdi tanışalım. Tanışalım beyim. Söyle bakayım adın ne? Benim adım. Evet. Adım Dursun. Niye Dursun oğlum? Dursun efendim. Niye Dursun çocuğum? Peki durmasın yürüsün Allah. Allah Allah niye yürüsün? Peki koşsun. Allah öyle değil evladım. Yani senin baban kucağına doğduğun zaman almış. Evet. Senin doğru. Kulağına seslenmiş. Seslenmiş. Dursun diye seslenmiş değil mi? Önce Dursun diye seslenmedi. Benim ben enayi misin dedi. Bu pahalı dünyaya niye geldin enayi dedi. Çok hoşuma gitti. Evet şaka yaptım. Valla. Şaka. Valla senin ağzın çok kalabalık. Çok kalabalık. Niye? Evet ağzı mısır çarşısı benim. Ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim. Ya oğlum evladım insan büyüğüne bir laf söyleyeceğiz. Evet. Lan ne yapacaktır? O büyüğünün laflarını söylemeden evvela lafların başında muhakeme edecek. Evet. Sen kafanda muhakeme yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Niye? Hakim izinli gelmiyor. Aa, seninle nasıl konuşacağız ya? Bu kafa çalışmıyor be. Niye çalışmıyor? Yalatmadım ondan. Her
şeyi öğrendin. Sağ ol. Allah. Buyur bakayım, şimdi sen nerelisin? Efendim, bendeniz doğma büyüme İstanbulluyum. Neresinden oğlum? İstanbul'un göbeğinden. Allah Allah! Evet. Demek göbektensin. Göbekten marul muyum? Bak, bu tarafından. Hangi semtten? Şaka be efendim, bendeniz Aksaray'dayım. Aaa, madem ki Aksaray'dasın. Aksaray. Aksaray'da şöyle bir dolaşalım. 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 Buyurun. Aksaray'a geldik. Ne yapıyorsun oğlum? Dolaşıyorum Aksaray'da. İmdatık şimdi. Aksaray Mahalle Camii'yi bak görmüyoruz. Ne yapacaksın oğlum? Mahalle Camii'ni geç. Geçti. Orada bir çeşme var. Evet. Çeşmenin neresindesin? Çeşmenin yalağında oturuyorum. Geç çeşmeyi. Geçtim be. Biraz gidince sağ tarafta bir turşucu var. Hah, turşucu. Turşucunun neresinde? Hıyar kavanozu var bak. Evet. Hıyar kavanozu. Hıyar kavanozunun yanındayım. Oğlum bakıyorum evirip çevirip hıyarı bana mı alıyorsun be? Beyefendiciğim sana dokunuyor hıyar. Afiyet şekerler olsun maşallah benim yavruma. Oh oh aman. Hadi bakalım. Oh oh afiyetler olsun çocuğuma. Hadi bakalım. Ay dedesi babayı çok iyi maşallah. Al dedesi. Al ver, bakalım. Ver Ahmet Efendi'yi bana ver. Ver bakayım şunu ver. İştah yerinde yavrum maşallah. Ama pek de güzel yakıştı çocuk kucağına. Buzu koy verdi yahu. Çok da iyi yapmış. Canın sağ olsun. Gel bakalım. Gel bakalım benim güzelim, benim odamıza gidelim. Gel. Altınlar nerede Reşit Efendi? Başlatma altından üstünden, halimi görmüyor musun? Halini görüyorum da istikbalinden korkuyorum senin. En büyük cimbom başka büyük yok. En büyük cimbom başka büyük yok. En büyük. Hay ayakların kırılsın da koşamaz ol kazulet herif! Ana ya biber var biber! Dolmaya gider biber var biber! Hayırlı işler boyacı başı! Sağ ol! Hayırlı işler bakkal efendi! Sağ ol Adile abla! Hayırlı işler Mehmet efendiciğim! Güle güle Adile ablacığım! Portakala bak, şerbet, şerbet, şerbet bu! Hani ya portakal var? Dandini dandini tastana, danalara girmiş bostana, kovbostancı danayı yemesin lan. Merhaba Ahmet efendi! Şşşş, yavaş! Ha, hemen Ahmet ismini patlatıverdin. İnsan hiç olmazsa anasına sorar. Niye anasına soracakmışım? At onun adı. Ben de kendisine sorarım değil mi? Değil mi Ahmet efendi? Ahmet efendi! Hayır efendim. Gökay daha güzel. E sor öyleyse kendine. Evet. Hangisini isterse onu kullansın. Onun adıyla uğraşmayalım. Her şeyden önce ona baba adı lazım. Baba adı denince ne diyeceğiz? Ne yazdıracağız nüfusa? Baba adı mı? Neydi babasının adı? Yıldırım. Öyleyse... Yıldırım oğlu Ahmet. O kadar kolay değil. Kızımın ne düşündüğünü anlıyorum ben. Nüfusa kayıt için babasının rızası gerek. Babasının evet bu çocuk benimdir demesi lazım. Ha anladım. Anlamasını anladım ya. Babasına nasıl evet dedirteceğiz? Ailesine gideyim diyorum. Yalvarayım yakarayım evet dedirteyim. Aa, senin tek başına gitmen olmaz. Hep beraber gideriz. Birbirini kovalayan yıllar, karanlıklarda kaybolacak yıllar. Bir yılda şuurunu yitirmiş, yaşamının farkına varmayan genç bir adam,
ve bir yanda yediği darbelerin ağırlığı altında bütün yaşam gücünü yitirmiş genç bir kadın. Ayaklarında pembe güller açarken simsiyah karanlık bir kumur çekip almıştı onları. Yedi yıl, karanlıklar içinde yaşamamışçasına geçen yedi yıl. Ve işte yedi yıl sonundaki olanlar. Hazır ol Abid Efendi. Sağ ol Adile Hanım. Buyur, paketin hazır. Sağ ol, dönüşte alırım. Meral kızımız nasıllar? Nasıl olsun, her gün biraz daha eriyor yavrucak. Tesadüf. Nasılsın? Allah'a şükür şimdilik bir şikayetim yok. Sen nasılsın? Nerelerdesin? Ben yine Antep'teyim. İş için İstanbul'a geldim. Kısmette seni görmek de varmış. Ben de çok memnun oldum. Bir kaza geçirmişsin. Bütün arkadaşlar çok üzülmüşlerdi. Sağ olsunlar. Allah'a çok şükür o günler geçti. Hani bir laf vardır. Geçti ama derdi de geçti. Bizimki de o hesap. Bütün hayatımı alt üst etti. 3 sene şuursuz bir yaşam. Bizim Müşlü gelip anlatmıştı. Kahrolmuştu. Ama şimdi seni iyi gördüm. Allah razı olsun doktorlardan. Ama yine de bir boşluk hissediyorum içimde. Karanlıkta kalmış 3 sene... ve o arada kaybettiklerimin acısı. Peki, ben...
ben sana yenisini alsam affeder misin beni? Ama onu bana annem almıştı. Annene söylersin. Dikkatsiz bir amca topumu patlattı dersin. Al şu parayı, kendine yeni bir top alırsın. Teşekkür ederim amca. Açın ya onu! Güle güle Adile Hanım. Sağ olun. Meral nasıl oldu? Bildiğiniz gibi. Zavallı Adile Hanım'a çok acıyorum. Yıllardır perişan oldu kadıncağız. Sanki öz kızıymış gibi bakıyor Meral'e. Meral bir türlü, çocuk başka türlü. Allah yardımcısı olsun Adile Hanım'ın. Annenin çok hasta olduğunu unutma. Ona güzel şeyler söyle, ona kuvvet ver. Yaparım nineciğim, sen merak etme. Aferin benim kuzucuğum, göreyim seni. Nine, annem ölmeyecek değil mi? Allah'a dua edelim, yardımcımız olsun. Ben de dua ediyorum, Allah duyar değil mi? Tabii duyar yavrum. Senin gibi kuzucukların duasını daha çabuk duyar. Ama sakın annene bir şey söyleme. Ona ölümden bahsetme, emin. Olur nineciğim. Canım benim, hadi. Sana anlatacaklarım var. Belki sonra vakit bulamam. Zamanımın azaldığını biliyorum. Onun için sözümü kesmeden dinle. Babandan tek bunlar kaldı bana. Bu saat babamın ailesinden kalma nişan hediyesi vermişti. Al bunları. Anne! 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 Anneciğim! Anne! Anne! Canım, istersen o saati bana ver, saklayayım. Ona baktıkça annemi görür gibi oluyorum. Kuzucuğum benim, unuttun mu neler söylemiştim sana? Onun ruhu hep sana bakıyor, seni yalnız bırakmaz. Sen üzülürsen o da üzülür, ağlarsan dayanamaz. Onu hep sevgiyle an, güzel şeyler düşün. Çünkü annen güzel insandı. İnsanların en güzeliydi o. Çünkü benim annemdi. Hep böyle ol, böyle düşün kuzucuğum. Ama o saati yanında taşıma, biri elinden alabilir. Kimse alamaz. Almayı kalkanı öldürürüm, öldürürüm. Annemden kaldı o bana. Yavrum, kuzucuğum. En büyük cin bombom, hele şunların haline bakın. Kes be batırtıyı kazık herif. Biz burada can derdindeyiz, anladınız mı? Ne yapalım dersiniz? Bu kadar parayı bulamam ki ben. Ne yapılacak edilecek, bu para bulunacak. Hastalık bu, ilaçlar yapılacak. Yapılmasına yapılacak ya, nasıl yapılacak? Ne oluyor? Kim hastalandı? Ninen hasta. Nineciğim! Nineciğim! Sakın sen ölme! Yavrum, yavrum benim. Kuzucuğum benim. Ölmem yavrum, ölemem. Çünkü sen varsın. Ben sensiz ne yaparım nineciğim? Ah kuzucuğum, ah hakikatli kuzucuğum, ben de ölmek istemem.
Ama Allah ne yazmışsa olur. Ölmeyeceksin sen nene. Sana ilaç bulacağım. Yavrum benim. Allah. Allah'ım sana sığındım. Hala senden. Ne arkadaşım, midemi çıkarıyorsun? Ne diyorsun sen, anlayamadım. Sen de amma kerizmişsin be, ne düşünüyorsun? Ninem hasta. Benimki de hastalandı, sonra Tahtalıköy'ü boyladı. Tahtalıköy mü? Nerede o köy? Oo, sen de kerizin hasosuymuşsun be, mezarlık oğlum, mezarlık. Zaten annem öldü. Ninemin de ölmesini istemiyorum. Sen ne yaparsın be, doktor musun? Ona ilaç parası bulursam, o zaman kurtarabilirim. Ha, demek sana mangiz lazım. Hoş geldin kirpi. Ne istiyorsun bakalım? Arkadaşım bir derdi var. Derdi var ha? Elimizden gelirse çaresini bulalım. Derdini anlat bakalım delikanlı. Ninem çok hasta efendim. İlaç parası lazım. Para lazım olunca da kirpi benden alabileceğinizi söyledi değil mi? He he. Peki paraya karşı bir emanet isteyeceğimi de söyledi mi? Hı hı. İyi öyleyse, emanet olarak ne vereceksin? Demek... bu saatle kordonu. Hayır, yalnız kordonu. Sen ne diyorsun oğlum? Bu adi bir saat ve adi bir kordon. Bek para etmez. Vermem saati. Saatimi vermem. Ay, ver diyorum sana. Uzatma, ver şunu saatimi. Diyorum. Aman sen. Adam öldü, hadi tüyelim. Şu hasta halinle neden kalkar gelirsin Adile Hanım? Kuzucuğumu görmek istiyorum. Daha bir lokma çocuk o. Adam öldürdü dediler, olur mu? Benim kuzucuğum adam öldürebilir mi? Biz de onu öğrenmek istiyoruz. Sen içini serin tut. Hakikat eninde sonunda meydana çıkacaktır. O zamana kadar da Ahmet nezarette kalacak. Ah benim kuzucuğum. Ah benim çileli başım. Çocuk bugün burada sizin yanınızda. Sonra ne olacak? Biz tahkikatımızı bitireceğiz. Ve sonra savcılığa sevk edeceğiz. Tefeci cinayetinin dosyasını getirdim efendim. İstiyorum. İş için gidiyorum. Bir haftada dönerim. Bir hafta az mı? Sensiz geçen günler ölüm gibi gelir bana.
Nine, al beni buradan. Evimize gidelim. Şimdi olmaz yav. Olamaz. Evet, sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Bir kere daha tekrarlamak isterim. Karşınızdaki bir çocuktur ama suçludur. Ortada bir altın cep saati var. Suçlu saatin kendisine ait olduğunu söylüyor. Acaba öyle mi? Babamın saati o. Annem verdi bana. Ölürken verdi. Onun iddiası bu. Bense o saatin dükkandan çalınmak istendiğini ve buna karşılık da... Benim oğlum hırsız değildir. Koskoca avukat olacaksınız. Bacak kadar çocuğa hırsız demeye utanmıyor musunuz? Hanım sus, yoksa dışarı attırırım seni. Görmüyor musunuz hakim bey? Çocukcağıza hırsız diyor. Kuzucuğuma hırsız diyor. Hırsıza benziyor mu? Sus artık. Bu salonda ben söz vermeden kimse konuşamaz. İcap ederse sonra seni de dinleriz. Siz devam edin lütfen. Devam ediyorum efendim. Bir hususa nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. Suçlulardan birisi sabıkalı. Daha önce yan kesicilik ve kapkaç olaylarına adı karışmış. Dükkandan saati çalmak istediler ve yakalanınca da cinayeti işlediler. Yanlış anlamadımsa bu iki çocuk o koca adamı öldürdü diyorsunuz. Evet. Bunlar öldürdüler. Yalan söylüyor. Tefeci Rıza'yı ben de tanırım. Öküz gibi güçlü bir adamdı. Bu iki yavru değil, avukat beyle biz bile öldüremeyiz. Müdahale etmeyin. Bir daha konuşursanız dışarı atarım. İlave edeceğiniz bir konu kaldı mı? Hayır efendim. Yalnız tekrar etmek istiyorum. Cemiyete ve yeni yetişen kuşaklara iyi bir ders verecek şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Yapmayın hakim bey. Kulunuz kurbanınız olayım. Kuzucuğuma kıymayın. Her şey benim hastamın yüzünden oldu. Hay geberseydim de bu günleri görmeseydim. Bana ilaç alabilmek için para bulmaya çalışmış. Dünyadaki en değerli malını, babasının saatini gözden çıkarmış yavrum. Benim için, bana ilaç alabilmek için. Ne olur onu bırakın, beni alın içeri. İsterseniz asın beni. Belli ki siz de babasınız. Evlat acısının ne demek olduğunu anlarsınız. Yalvarırım kıymayın yavrumuza. Kıymayın. Oturun yerinize. Sizi sonra dinleyeceğiz. Söz iddia makamının. Sayın Başkan, sayın üyeler. Yıllardan beri ceza isteyen sesimi duyan bu duvarlar... Bugün içi kanayan bir babanın hıçkırıklarını duyacak. O dosyadaki saat benim saatim. Bu boynu bükük çocuk da benim oğlum. Ah babam, babacığım. Babası, babası. Bu sebeple artık bu makamı işgal edemem. Yerim burası değil. Oğlumun yanıdır. Oğlum, oğlum. Babacığım. Canım. Sayın Başkanım, oğlumu savunmak istiyorum. Ama bu papyon işi çok kötü. Bir gün alışırsın. Alışacağımı zannetmiyorum. Annen seni bu kıyafetle görseydi çok sevinirdi ama. Annem beni görüyor, ninem anlattı. Onun ruhu hep benim yanımdaymış. Öyledir yavrum. Onun ruhu hep bize bakıyor. Annemin hoşuna gidecekse hep papyon takarım. Ben istesem takmaz mısın?
Takarım. Seni de çok seviyorum babacığım. Oh, yavrum benim, yavrum. Hay Allah, açtırmayın bana muslukları, şimdi su koy vereceğim. Ninemle dedemden ayrılmam ben, onlar da burada kalsınlar. Tabii yavrum, onlar da kalsınlar. Aa, benim hakikatli kuzucuğum, ninem sana kurban olsun. Yeter ki sen mutlu ol, bizi koy bir kenara. Bırak biz köhne evimize gidelim. Seni arada bir görebilmek bize yeter. Biz oraların insanıyız. Şehre yukarıdan bakarsak başımız döner. Anlıyorum, bu taş bana. Ne de sen haklısın. Çok yukarıdan baktık sizlere. Boyumuzun ölçüsünü de aldık. Hanımefendi de benim boyumun ölçüsünü almıştı. Bilmem ki acaba benim takım elbise hazır mı? Ne olur utandırmayın beni. Zaten perişan haldeyim. Siz ona aldırmayın hemşire. Bazen arı gibi sokar ama kalbi tertemizdir aslanımın. Nasıl temiz olmasın? Geçen gün orta hamamda tellak Hüseyin çift kese çekti, pırıl pırıl bir kalp çıktı ortaya. Mihrim, sen de bu tatlı dil var mı yok mu? Bir yerlere bırakmam seni. Söylendiğine göre iyi tavla oynamışsın sen. Oynamasına oynarım ya, benle tavla oynayan gözünü açmalı. Cihad atarım, şeş oynarım. Babaanneyle dedenin ellerini öpmeyecek misin? Öpeceğim. Öpeyim efendim. El öpenlerin çok olsun. Yavrum, yavrum benim, canım, evladım benim, canım bir tane. Yeter hanım, sırada biz de varız. Merhabalar ol. Senle her gün erkek erkeğe hem de erkekçe gezeceğiz, ava çıkacağız. Biraz büyü, sana bir av tüfeği alacağım. Şimdi al bakalım şu av bıçağını, büyüyünce avda kullanırsın. Teşekkür ederim. Ama ben ava değil, annemin yanına gitmek istiyorum. Gideceğiz değil mi baba? Gideceğiz oğlum, gideceğiz. Anneciğim, babamı buldum. Bak, beraber geldik. Ninem ve dedem de burada. Ama sen bizi görüyorsun. Sevindin değil mi? Ellerinden, o güzel yanaklarından öperim anneciğim.